Basına sansür yasası olarak da adlandırılan bu teklif seçimler yaklaşırken anayasal özgürlüklerin daraltılmasındaki en önemli son halkadır. Bu yasa teklifiyle tüm medya kurumları ve sosyal medyanın susturulması amaçlanmıştır. Öte yandan halkın bilgi alma hakkı engellenmiş ve düşünce özgürlük alanı da daraltılmış olacaktır. Hatırlarsınız, basının önemini iyi bilen ve hukuksuzluktan çekinmeyen iktidar 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 ay kala Türkiye'de en büyük medya grubunun bir yandaşına geçmesi için hukuk dışı yöntemler kullanmak suretiyle seçimlere gitmişti. Bugün medyanın önemli bir bölümü vesayet altındadır. Ya da yandaş havuz medyası haline gelmiştir. Halkın doğru bilgiyi paylaşım odakları son derece kısıtlıdır.